Bu Çanakkale'de bizim başımızı belaya sokan buldog kırması Churchill'den başkası değildi. Bu herifin kafasındaki plana göre Boğazları ele geçirecekler, Rusya'ya askeri ve maddi yardım yağdıracaklar, Almanya'yı da kısa bir süre içinde boğup savaşı bitirecekler. Bir an güzeldi ama işleseydi. İngilizler aslında 1914'ten önceki birkaç yılda Boğazlar bölgesine ajanlarını derviş veya başka kılıklarda gönderip civarın haritasını çıkarıyorlardı zaten. Yani önceden hazırlıklıydılar. Boğaz'ın hangi mevkisinde hangi topçu bataryaları var, hangi bölgesinde hangi savunma mevzileri var, hepsi ellerindeydi. Bizim Osmanlı kış uykusunda yatarken İngilizler atmaca gibi keşfe çıkmışlardı. Hem de savaş kopmadan çok önce. Mesela 1906 yılında İngiliz Donanma İstihbarat Başkanı bir rapor hazırlatmış. Çanakkale'ye gemilerle dalarsak ne olur babında bir çalışma yaptırmış. Gerçi yazılan raporda manyaklığın alemi yok. Çanakkale'ye gemilerle yüklenmek başımıza büyük iş açar denmiş. 1914'te Kraliyet Donanma Bakanı olarak Churchill de bu rapordan haberdar. Gerçi haberdar olmasına haberdar da aman canım Çanakkale'ye yüklenip yenilsek ne olacak? Bu yenilginin savaşın genel gidişine ve İngiliz prestijine etkisi sıfıra yakın olur demiş. Etrafındakileri de buna ikna etmeye çalışmış. Ancak ne var ki İngilizlerin ve tabii bilhassa Churchill'in Boğazları çabucak ele geçirip Rusya'ya yardım yağdırma hayalleri 18 Mart 1915'te 3-5 mayına birkaç top güllesine çarpıp sulara gömüldü. Hayda, hiç hesapta yoktu bu. Önüne gelene gelen bu sersem Türkler İngiliz aslanına aslan mı kesilmişti yoksa? Herhalde Churchill o günlerde ölsen de kurtulsam diyordu. Böyle rezillik olmazdı doğrusu. Bu beceriksiz embesil Türkler daha 2 yıl önce götü boklu Balkan devletlerinden dayak üstüne dayak yiyip götün götün Asya'ya kaçmamışlar mıydı? Şimdi bu direniş deneyimlisi diyen diyeneydi. Hatta o kadar geriye gitmeye de gerek yok. Sadece birkaç ay önce, Ocak 1915'te Türkler Süveyş kanalına saldırmışlar ve o kadar kolaylıkla tarumar edilmişlerdi ki İngilizler ''Ya biz bu Türkleri havada karada yeneriz, hatta bir gol avans verelim, 5 çekeriz biz bunları'' kafasındaydılar. Gerçekten de bunu iddia etmiş bu dangalaklar. Hatta kendi aralarında ''We look forward to bashing Abdül'' diyerek şakalaşıyorlarmış Türkler hakkında. Türkçesiyle söylersek ''Türkleri dövmeye can atıyoruz'' diyorlarmış. Ama Türkleri sersem gören bu sersem İngilizlerin anlamadığı şuydu. Türklerin kanal harekatı ile Çanakkale savunması aynı şeyler değillerdi. Tabii aynı koşullarda da değillerdi. Bir kere Türkler Süveyş kanalına ulaşana kadar Sina çölünü geçerken açlıktan, susuzluktan, dilleri damaklarına yapışmış, mühimmatsızlıktan 3-5 top gelisi anca savurabilmişlerdi. Türklerin çağın çok gerisinde kalan bir ikman sistemleri vardı. Adamlar hala Yavuz Sultan Selim dönemindeki kafayla sefere çıkıyorlardı. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Yavuz Sultan Selim Mısır'a doğru ilerlerken Sina çölüne geçmek için binlerce yük hayvanı kullanmıştı. Bizim 1915 Ocak ayındaki kanal harekatında da binlerce yük hayvanı kullanıldı. Bunlar son derece yavaş hareket eden katarlardı ve İngiliz uçakları bunların yerini kolaylıkla hem de çok önceden tespit etmiş ve ona göre de tertibatlarını almışlardı. Bu yük hayvanlarının taşıyacağı kısıtlı miktardaki mühimmatla ateş gücüne dayalı modern bir savaş yapmak da mümkün değildi. Ancak Çanakkale Harbi'nde tam tersi oldu. Alman sanayisinin ürettiği 10 binlerce ton mühimmat cepheye gemiyle olsun belli bir noktaya kadar demir yollarıyla olsun çok büyük bir hızla taşındı. Hani sosyal medyada görüyorsunuz, Türk askeri açlık ve yokluk içinde Çanakkale'de savaştı falan diyorlar. Yok neymiş efendim, kuru ekmeği talim ediyorlarmış, hatta bir keresinde sadece üzüm huşafı içmişler de aç bile savaşmışlar. Bir tarafımızdan element uydurmaya üstümüze yok ama salaklığın alemi de yok. Gerçeği dururken sahte kahramanlık masallarıyla pudra şekeri çekmenin hiç mi hiç gereği yok. Tarihi adam gibi kullanırsan ilaçtır, salakça kullanırsan öldürücü bir uyuşturucudur. Kendine güvenen, ezik olmayan, gelişmiş toplumların kahramanlara ihtiyacı olmaz. Kahramanlar aşağılık duygusuyla ezim ezim ezilen ezik milletler içindir. Yani bizim için söylersek, bizim görevini veya işini adam gibi yapan insanlara ihtiyacımız var. Bir millet kahramanlara ihtiyaç duyuyorsa o millet bir asalak demektir. O millet işini yapmayan sığırın tekidir, aptalın tekidir demektir. Beceriksizin, eblehin, hüdüğün önde gideni demektir. Bir ülkede kahramanlara ihtiyaç oluyorsa o millet kedi boku, tavşan pisliği gibi bir şey demektir. O millet ölmüş, bitmiş demektir. Peh, kahramanmış. Salağız, aptalız, beceriksiziz, ödükleriz demiyoruz da bu millet içinden milyonlarca kahraman çıkartır diyoruz. En büyük kahraman işini rutin bir şekilde yapan, çalmayan, çırpmayan, kendi işi olsun, devlet işi olsun kaytarmayan adama denir. Bakın size ne demek istediğimi şu örnekle anlatayım. Bugün it gibi 3 kuruş para için Suudi kapılarında dileniyoruz ya, 25 yıl önce de durum pek de farklı değildi. O zaman da Amerika'nın kapısında it gibi para dileniyorduk.
O zamanki Amerikalı bakan Türkiye'ye kredi onayını verirken bu parayı dikkatli harcayın, bu para sıradan Amerikalı vergi mükelleflerinin parasıdır gibi bir şey demişti. İşte gerçek kahraman budur. Yani vergisini ödeyen, ödediği verginin hesabını soran basit, sıradan bir işçi veya esnaf veya ne bileyim bir memur. Yani bizim memlekette olmayan ya da çok nadir görülen bir canlı türü. Hani lafı kahramanlıktan falan açtık ya, bir de elin keferesine bakalım. Amerikalı büyük savaş filozofu General Patton askerlerine ne diyordu? Sizin göreviniz kahramanca savaşarak vatanınız için şehit olmak değil, düşman askerinin kahramanca savaşarak kendi ülkesi için şehit olmasını sağlamaktır. Yani olay budur. Vatan için ölünmez, vatan için yaşanır. Sen işini adam gibi yap da elin düşmanı kendi vatanı için ölsün. Gene dertliyim bugün. 80 milyon kolpa bir araya gelmiş ölürün Türkiye'm diye böğürüyor. Sloganla değil, çalışarak vatan sevgisi gösterilir. Sen önce vergini öde, ipne. Tabii bu Çanakkale faciası Churchill'in donanma bakanı olarak yaptığı ilk aptallık değildi. Bu adama deli mi desem, manyak mı desem, büyük devlet adamı mı desem karar veremedim. Niye derseniz, bu Çanakkale faciasından çok daha büyük bir faciayı daha önceden planlamıştı bu manyak herif. Olay da şu, 1914 sonbaharında yani savaşın daha ilk aylarında koskoca İngiltere'nin koskoca donanması hangi delilerin eline kalmış dedirten bir fikirle çıka geldi bu deli. O dönemde Almanlar var güçleriyle Batı cephesine yüklenmiş, İngilizlere ve Fransızlara kök söktürüyorlardı. Churchill de çıktı, bu duruma daha fazla müsaade edemeyiz. Radikal bir şeyler yapalım da Rusları Almanya'nın tepesine bindirelim önerisini ortaya attı. Ve Britanya Savaş Konseyi'nin önüne bir plan getirdi. Dedi ki, yahu bizim koskoca bir donanmamız var. Bu donanmayla Baltık Denizi'ne dalalım, yolda karşımıza çıkacak Alman gemilerini batıralım, Rusya'ya kadar gidelim, oradan Rus askerini savaş araç gerecini gemilerimize yükleyelim, sonra da bu askerleri Almanya'nın Baltık sahillerine çıkaralım. Bu Rus askerleri de Berlin'e kadar ilerlesin, Almanya'da teslim olsun. Yok lan bu herif bu kadar embesil olamaz diyorsunuz değil mi? Vallahi gelmiş böyle bir planla. Aha da ekrana bakın. İşte orada ilgili kitabın ilgili paragrafını görebilirsiniz. Hadi Baltık Denizi'ne girdin diyelim. O kadar mayın tarlasından nasıl geçeceksin? Hadi geçtin diyelim. Alman donanmasının saldırılarını nasıl savuşturacaksın? Hadi mayınlara geçtin. Alman savaş gemilerini de savuşturdun. Rusya'ya da ulaştın. Oradan kaç yüz bin Rus askerini, kaç milyon ton savaş araç gerecini Alman sahillerine nasıl ulaştıracaksın? Hadi gereken askeri ve mühimmatı da ulaştırdın diyelim. Alman ordusunun eli armut mu topluyor? Almanlar o gün için dünyadaki en kıyıcı savaş makinesi. Benim bu kanalı yakından takip edenler hatırlayacaktır. Daha önceki söyleşilerden birinde 1. Dünya Savaşı'nı kim başlattı? Bu işin suçlusu kim diye sormuştum. Galiba görünüşe göre bu işin suçlusu bu kadar çok salak devlet adamını ve diplomatını bir araya getirmiş olan Avrupa'nın bütün büyük güçleri. En azından İngiltere'de kafayı peynir ekmekle yememiş olan kimi devlet adamları vardı da Churchill'in bu dahiyane planını veto etmişlerdi. Ama bizim Osmanlı ne yazık ki Almanya'ya kadar şanslı olmadığı için Churchill delisinin planlarına kurban gitti. Çünkü bu Churchill Çanakkale harekat planını İngiliz Savaş Konseyi'ne kabul ettirebildi. O plan da bu herifin kafasına şuradan yatmış. Bizim bu İttihatçı katil sürüsünün emriyle Goben ve Breslau gemileri Rusların Odessa limanına 1914 Ekim sonunda bombalayınca Churchill galeyana geldi ve Akdeniz'deki İngiliz filosunu sadece 4 gün sonra Çanakkale Boğazı girişindeki Türk topçu birliklerini, kalelerini falan bombalattı. O bölge dümdüz oldu ama Boğazların savunmasına hiçbir zayıflamaya da yol açmadı. Böyle olmakla birlikte Churchill'in kafasına da Boğazlara yüklenelim ve geçelim fikri sabiti takıldı. Manyaklık işte. Britanya'nın Savaş Konseyi'nden de hele şu planı bir getir de inceleyelim diye bir karar çıkınca Churchill hemen Britanya'nın Doğu Akdeniz filosu komutanı Amiral Cardin'i aradı ve elindeki kuvvetlerin miktarını ve niteliğini boğazları geçmek için ne kadar da kuvvete ihtiyacı olduğunu sordu. Amiral Cardin'in elinde 5 tane eski model savaş gemisi, bir tane de kruvazör vardı ve bu kuvvetle Marmara'dan Ege'ye açılmaya çalışacak Osmanlı deniz kuvvetlerini tepelemek için yeterliydi. Ama boğazlara dalmaya yürek isterdi. Amiral Cardin yeterli takviye gelirse boğazları bir ayda geçebiliriz diye bir şey söyledi Churchill'e. Yani en az 12 savaş gemisine 3 tane de kruvazöre ihtiyacı varmış. Şubat 1915 yılına kadar İngilizler her nasıl olduysa o bölgeye süper dreadnought sınıfındaki Queen Elizabeth'i gönderdiler. Yanına da yarı dreadnought sınıfındaki Agamemnon ve Lord Nelson gemilerini de koydular. Bunlara cebe olarak da eski moda savaş gemileri olan Irresistible, Albion ve Ocean gemileri de eklendi. Tabi aynı zamanda Fransızlar da boş durmadılar. Galois ve Charlemagne adındaki savaş gemilerini de Çanakkale'ye gönderdiler. Şimdi bu gemilerden Queen Elizabeth hakkında 3-5 kelam etmek gerekir. Bu gemi o dönemin en güçlü deniz aracıydı. 15 inç topları var, 1 tonluk mermileri 23 kilometre ötedeki hedefleri korkunç bir tahrip gücüyle vurabiliyor.
Halbuki yukarıda saydığım diğer gemilerin toplamı en fazla 400 kiloluk mermileri, o da en fazla 13 kilometreye kadar gönderebiliyor. Ayrıca bu Queen Elizabeth'in topları hem daha isabetli atışlar yapabiliyor, hem de balistik açıdan hemen hiçbir sorun çıkarmıyordu. Bu geminin ateş gücüyle Çanakkale Boğazı'nın ağzındaki kaleler, topçu mevzileri kolaylıkla tahrip edilebilirdi. Ama ve lakin bölgedeki komutan Emerald Carden'ın küçük ama son derecede hayati derecede önemli bir sorunu daha vardı. Bu adamın elinde mayın temizleme gemisi yoktu. Adam Londra'ya alelacele bir haber uçurdu. Aman dedi, daracık boğazın suları tepeden tırnağa Türk mayınlarıyla dolu. Tamam, gemilerdeki uzun menzilli toplarla Türk topçusunu susturabilirim de o mayınları temizleme işi için hızlı ve manevra kabiliyeti yüksek mayın temizleme gemileri lazım. Londra hükümeti de he canım emrin olur deyip sivillerin kullandığı 21 tane balıkçı gemisinden bozma mayın temizleme aracı gönderdiler. Asıl mayın avcısı gemiler Kuzey Denizi'nde Alman donanmasına karşı tutuluyordu. Çanakkale'ye gönderecek halleri yoktu. Çanakkale'ye gönderilenler sadece 5 knot hızla ilerleyebilen, zırhı savunması olmayan takatukalardı. Öylesine takatukalardı ki makineli tüfek ateşiyle bile etkisiz hale getirilebiliyorlardı. Hatta bırak makineli tüfek atışını, herhangi bir tüfekle bile hasar alabiliyordu bunlar. Churchill'e biz bulduğumuz Çanakkale'ye geçmek için gereken her türlü silahı, gemiyi, mühimmatı gönderdiğini düşünerek 28 Mart'ta Carden'a Marmara Denizi'ne kaç gün içinde geçebileceklerini sordu. Anlayacağını sonuçtan o kadar da emindi. Ancak Emerald Carden bu soruya cevap bile vermedi. Hangi günah işledik de bu Allah manyağını başımıza bela ettik diyordu muhtemelen. Bu Emerald Carden soğuk hesapların adamıdır ve sonuçtan kesinlikle emin olmadan harekete geçmeye niyeti olan birisi değildir. Eline boğazı yarıp geçme hareket emri geldiğinde sinir sistemi çöktü ve 16 Mart'ta görevden alındı. Churchill tabii sevinçten havalara zıpladı. Ona risk almayı seven gözü kara, daha az hesapçı, daha macera perest amiraller lazımdı ve Carden yerine daha atılgan, daha çok risk alan bir komutan olduğunu düşündüğü John D. Roebuck getirildi. Ama gelişen olaylar Emerald Carden'ın korktuğu kadar olduğunu da ortaya koydu. 20-25 gün kadar Türk mevzilerini hallaç pamuğu gibi attıktan sonra İngilizler 18 Mart'ta gemilerle boğazı geçmeye kalkıştılar ve iyi bir kötek yediler, anında götün götün geriye kaçtılar. O aşamadan sonra cephedeki İngiliz komutanları, ''Vallahi efendim çaresiz kara harekatına başlamamız lazım, yoksa sadece donanma gücüyle bu Türkleri buradan söküp atacak durumumuz yok.'' demeye başladılar. Daha en baştan her şey yanlış gitmeye başlamıştı. 18 Mart'tan önceki 20-25 günlük sürede gemilerden Osmanlı istihkamlarını ateşe boğdular. Ama bir dakika, yolunda gitmeyen bir şey vardı. Tamam, 18 Mart'tan önceki 3-5 hafta boyunca bize ateş yağdırdılar da bu gemilerdeki İngiliz topçuları biraz kör nişancı çıktılar. Türk tarafına gönderdikleri her 100 top mermisinden sadece bir tanesi hedefe vurabiliyordu. Peki bu karavanacılığın sebepleri nelerdi diye açıklamaya çalışırsak. Öncelikle ileri topçuluk teknolojisi hala geliştirilme safhasındaydı. Menzili doğru hesaplamada hala hatalar yapılıyordu. Belli bir engelin, mesela küçük bir tepenin ardındaki hedefleri vurmak için gereken isabetli endirek atışlara dair sorunlar hala çözülememişti. Endirek atışlar için ekrandaki diyagrama bir bakın isterseniz. Ayrıca boğazın su akıntısı oldukça kuvvetliydi. Dolayısıyla savaş gemisi demir atmış bile olsa topçular sabit bir konumda ateşleme yapamıyorlardı. En kötüsü de şuydu. Bu gemiler Türk topçularının menziline girdiği anda bizim topçular maşallah turnayı gözünden vurur gibi İngiliz gemilerini vuruyorlardı. Bu ise İngilizlerin hiç ama hiç ummadıkları bir durumdu. Mesela 18 Mart'ta bu gemilerin boğaza yüklendikleri gün İngiliz raporlarının dediğine göre Türk topçuları toplamda 1600 atış yapmışlar ve bu atışların 139'u hedeflerini vurmuş. Yani her 100 atıştan 11.5'i İngilizlerin tepesine inmiş. O zaman da İngiliz gemilerine topuklarını götlerine vura vura kaçmaktan başka seçenek kalmıyordu tabii ki. Denizdeki bu yenilgi karşısında İngilizler çaresiz Gelibolu'yu asker çıkarmak zorunda kaldı. Tabii bu kara harekatı olayı da tam bir yılan hikayesine döndü. Bir kere ellerinde Hadiye Çanakkale'ye gönderecek asker yoktu. Müttefikler için Çanakkale cephesi değil, Batı cephesi önemliydi. Dayağın büyüğünü orada Almanlardan yiyorlardı. Hafizan Allah, Fransa düşerse savaşta kaybedilirdi. Bu yüzden asıl büyük İngiliz orduları Fransız ordularının yanında Almanlara karşı savaşmak zorundaydı. Bu durumda Çanakkale'ye gönderecek o kadar bin askeri nereden bulacaklardı şimdi? Düşündüler, taşındılar ve sömürgeler ne güne duruyor yahu dediler ve gittiler Avustralya'dan, Yeni Zelanda'dan, Hindistan'dan, şuradan buradan asker toplayıp getirdiler. İngiltere'den de yedek kuvvet diye ayrılan askerler geldi. 18 Mart'tan 25 Nisan'a kadar geçen 6-7 haftayı şuradan buradan asker toplamakla geçirdiler. Yani inanılmaz bir zaman kaybı yaşadılar. Allah'tan İngilizlerin kaybettiği bu 6-7 haftayı bizim Osmanlı çok iyi değerlendirdi.
O süre zarfında Çanakkale'ye yığınak üstüne yığınak yaptık. Bazıları bir yüklenirsek Osmanlı'yı çökertiriz. Aşırı özgüveniyle iyi bir dayak yiyen İngilizler iyimserliklerinden hiç ödün vermeden 25 Nisan'da kara harekatına başladılar. Bakın şimdi vereceğim örnekler konusunda hiçbir abartı yok. Kendi aralarında konuştuklarını aktarıyorum. Bu salak herifler bir İngiliz askeri birkaç düzine Türk askerine bedeldir diyorlardı. Yani bunların kafasına göre bir tane İngiliz askerini gören 40-50 Türk askeri yandım Allah deyip kaçacakmış güya. Ama kazın ayağı hiç öyle çıkmadı. Kara savaşları başladıktan bir süre sonra bir Türk askeri 10 İngiliz askerine bedelmiş demeye başladılar. Bilenler bilir. Madem ki Türksün göster alem yürksün diyen budala milliyetçilerden öteden beri tiksinirim. Hiç de öyle Türk milletini yüceleyen biri de değilimdir. Ancak Çanakkale'deki Türk askeri gerçekten de İngiliz askerinden çok daha iyi savaşıyordu. En büyük faktör ise bizim askerin başındaki subayların, komutanların geçmişte yaptıkları pisliklerin aksine askerin başından bir an dahi ayrılmamasıydı. Mesela Çanakkale'de savaşan bir Esat Paşa'mız vardır. Adam 1862 Yanya doğumlu. Yarı Türk, yarı Arnavut. Hani üniformasını çıkarıp sivil urbalarını giyse, lan ne babacan ne tatlı bir adammış bu deyip pos bıyıklarını asılabileceğiniz tipte bir adamdı. Şu tipe bakarsanız gayet şeker gibi bir şeydir. Ama üniformaları içinde psikopata illallah dedirtecek kadar psikopatça savaşan inanılmaz derecede cesur bir subaydır. Balkan harpleri sırasında Yanya savunmasındaki ataklığından dolayı Yanya kahramanı olarak geçer. Yunanlılara esir düşmüştü ama serbest bırakılınca Çanakkale harplerinin başlamasından hemen önce Aralık 1914'te "Bekle beni Çanakkale" dedi ve cepheye koştu. Ha tabi bu adam inanılmaz derecede bir başka önemli rol daha oynadı. Ve allem etti, kallem etti, yeri geldi belki de masaya kafasını yumruğunu vurdu, Mustafa Kemal'i zorla Anafartalar komutanı yaptırdı. Mustafa Kemal de sağ olsun Esat Paşa'nın yüzünü kara çıkarmadı. Bu kadar cilalamadan sonra şunu da belirtmek gerekir. Osmanlı tarihindeki askeri yenilgilerimize bir bakarsanız, çoğunlukla sıradan askerimizin iyi savaştığını, düşman saldırılarına iyi dayandığını görürsünüz. Ancak başlarındaki komutan tabansız ise veya yetersiz ise bizim asker pek de direnmez. Silahını bırakır kaçar veya teslim olur. Çanakkale'de bunların hiçbiri olmadı. Tabii bir diğer durum da şudur. Şayet komutanlarımız iyi savaşıyorsa, cepheyi meydana bırakıp kaçmıyorsa, askerimiz cepheyi ölümüne savunur. Kessen terk etmez. Ancak olur ya, komutan ölür veya yaralanır, savaş dışı kalırsa, bizim askerin de süngüsü düşer, ya esir olur ya da tabanları yağlar, kaçar. Ne demek istediğimi bu kanaldaki Abdülhamid'in Kahraman İngiliz Paşası adlı söyleşide daha iyi görebilirsiniz. Müttefiklerin ilk çıkarması 25 Nisan'da gerçekleşti. İngiliz ve Fransız askerleri ortaklaşa olarak Cape Helles yani Ertuğrul Koyu'na çıktılar. Az biraz sonra gelen Anzaklara da Anzak Koyu denilen mıntıka düştü. Her iki bölgede de saldırganların kaybı daha ilk anlarda %70 civarındaydı. Çok az miktardaki düşman askeri çok da fazla olmamakla birlikte içerilere doğru ilerleyebildi. Çanakkale savaşlarındaki Türklerin performansını hepiniz biliyorsunuz. Tekrar ve tekrar anlatmaya gerek yok. Adamları biçtik işte. İçerilere sızmayı başaranları yeniden sahile kadar kovaladık. Bu Çanakkale harplerinde hep bizim çektiğimiz acıları, hep bizim kahramanlıklarımızı anlatıyor. Sanki Elinoğlu hisleri olmayan makina. Sanki Elinoğlu korkak oğlu korkak. Onlar da acı çekti. Onlar da hastalıktan, kötü koşullardan dolayı kırıldı. Onlar da cesurca savaştı. Özellikle yaz sıcağı altında herifler susuzluktan kavruldu gitti, dizanteriden tifodan kırıldı gitti. Sonuçta Çanakkale muharebeleri bir çıkmaza girdi. Elinoğlu Osmanlı askerini kırıp sahilden içerilere doğru ilerleyemiyordu. Biz de Elinoğlu'nun ümüğünü sıkıp denize dökemiyorduk. Sürecin sonuna doğru gelindiğinde ortaya çıkan sonuç şuydu. Adamlar 7-8 aydır en az yarım milyon askeri boş yere Çanakkale sahillerinde tutup duruyorlardı. Ne gereği vardı o kadar asker orada tutmanın? Aralık 1915'e kadar İngilizler bir sonuca ulaşamayacaklarını anlayarak çok daha önemli olan başka cephelere göndermek üzere askerlerini gemilere yüklediler ve çektiler gittiler. Heriflerin Çanakkale muharebelerindeki en büyük başarısı bu çekilme işlemini hiç kayıpsız başarmaları oldu. Sonuç olarak 17 bini Fransız, 35 bini Anzak olmak üzere saldırganların kaybı 250 bin civarındaydı. Çanakkale rezaletinden sonra İngiliz devlet adamlarından bazıları "Biz ne halt ettik de bu Türkleri küstürüp Almanların kucağına ittik" diye dizlerini dövmeye başladılar. Görünen o ki şayet Türkler müttefiklerin yanında savaşa katılsalar da muhakkak ki savaş çok daha kısa sürecek ve çok daha az kayıpla savaşı kazanacaklardı. Mesela Rusların Romanov hanedanı devrilmeyecek, Çar ailesi katledilmeyecekti. Rusların ille de İstanbul'u isterim diye tutturmaları Çar ailesinin hayatına mal oldu. Çanakkale muharebelerine dair İngilizlerin bakış açısıyla yazılmış çok da güzel bir kitap vardır. Ekranda kapağını görüyorsunuz. İnternette var. Gidin bulun, indirin ve okuyun. Bir tek Türk'ün Türkiye propagandasını okumayın. Kendinizi de uyuşturmayın. Kitabın yazarı Peter Hart, müttefiklerin Çanakkale'den neden sonuca ulaşamadıklarını birkaç madde halinde özetlemiş. Mesela şunu demiş.
Öncelikle bu operasyonlar son derece kötü bir şekilde ve alelacele tasarlandı. Çünkü Aralık 1914 gibi Osmanlı kuvvetleri Kafkas cephesinde oldukça büyük bir Rus ordusunu bağlamış, aynı anda Almanlardan dayak üstüne dayak yiyen Ruslar, Allah'ını seven defansa koşsun diyerek müttefiklerini yardıma çağırmıştı. Başını Churchill'in çektiği bir grup İngiliz devlet adamı, "Ruslara yardıma koşalım, ne duruyoruz?" diyerek savaş konseyine baskıda bulundular. Boğaza saldırırız, bir yekinip bir yüklendik mi İstanbul'a varırız şeklinde düşünüyorlardı. Böylelikle Almanya'nın müttefiklerinden birisi olan Osmanlı düşecek, Rusya'ya savaşın devamı için her ne ihtiyacı varsa oluk oluk akıtılacaktı. Böylece Almanya'nın çevresindeki halka da sıkıştırılacaktı da sıkıştırılacaktı. Düşünsene, hem daha savaşın birinci yılı dolmadan Almanların bir müttefiki esir alınıyordu, hem de Almanların savaşın devamı için gereken moralleri sıfırlanıyordu. Churchill ve çevresindekiler böyle düşünüyordu ancak Peter Hart bu argümanların çoğu zırvaydı diyor. Çünkü Osmanlı'nın müttefik olarak Almanya'ya katkısı çok azdı. Aç parantez, ben öyle düşünmüyorum. Şimdi kapa parantez. Almanya bütün bir savaş boyunca kendi öz kaynaklarına dayanarak savaştı diyor adam. Müttefiklerin İstanbul'u alıp Balkanlardan ilerleyerek Almanya'yı işgal etmeleri, Balkanların topografik yapısı ve savunma hatlarının bölgedeki sağlamlığı göz önüne alınınca mümkün de değildi. Peter Hart böyle diyor da dönemin İngiliz Maliye Bakanı Lloyd George başka bir şey diyor. Osmanlı'yı savaşın dışına iterek Balkan devletlerini müttefiklerin yanına çekebileceklerini ve Avusturya'nın etrafını iyice sarıp sarmalayarak boğabileceklerini söylüyor adam. Avusturya saf dışı kalınca da ver elini Almanya olacakmış. Vallahi güzel hayallermiş. Hayaller güzeldi de gerçekler tam tersi oldu. Denizde yenilen, karada durdurulan İngilizleri gören Bulgarlar, Ekim 1915'te Almanya saflarında savaşa katıldı. İngilizler ne ummuşlardı ne buldular. Ha tabii bir de İngilizler güya Osmanlı'yı nakavt ettikten sonra Ruslara oluk oluk savaş yardımı yağdıracaklardı ya. Oho, nerede yoğurdun bolluğu derler adama. Daha Gelibolu'ya gönderdikleri askerleri bile adam gibi donatamamışlardı. Asıl ağırlığı Batı cephesine verdiklerinden dolayı Gelibolu seferine kazanmak için gereken asker ve mühimmatı gönderemediler. Bırak 1914 yılını, 1915 yılında bile İngilizler hala böylesine büyük bir savaş için tam anlamıyla hazır değildiler. Gelibolu'ya yeteri kadar mühimmat gönderemiyorlardı. Daha da önemlisi siperlere gömülmüş düşman saldırısını bekleyen Türk askerlerini siperlerine gömecek kalibrede ve nitelikte topları ve mermileri yoktu. Birkaç düzine değil, yüzlerce büyük kalibreli top gerekiyordu ama yoktu işte, gönderilememişti. Asıl kara delik Batı cephesi olduğu için bütün hayati ekipmanlar hep oraya gönderiliyordu. Çanakkale'deki komutanların hesaplarına göre en az 304 adet büyük kalibreli top gerekiyordu. Ancak sadece 118 tane gönderilebilmişti. Üstelik oldukça karmaşık kullanım teknikleri gerektiren topları adam gibi kullanabilecek eğitimli topçular da ne yazık ki Batı cephesinin çamur deryasında debelenip duruyordu. Tamam, başarılı bir askeri operasyon için gereken askeri ekipman ya yoktu ya da çok yetersizdi ama eksik olan başka şeyler de vardı. Bir kere makul hedefleri olan bir harekat değildi. Tutarlı bir planı yoktu. Tecrübeli askerler yerine alelacele toparlanıp getirilmiş olan askerler cepheye sürülmüştü. Bunlar daha çok askeri üniforma giydirilmiş sivillerdi. Ve bu tecrübesiz askerler ilk savaş tecrübelerini Gelibolu'da ölerek yaşıyorlardı. Piyade hücumları ile topçu atışları arasında senkronizasyon hak getireydi. Dost ateşinde ölen öleneydi. Anlık istihbarat toplanamıyor, toplananlar ise masada adam gibi analiz edilemiyordu. Lojistik berbattı ve yanlış işliyordu. Cephedeki subaylar ise ikinci sınıf ve yetersiz adamlardı. Bu subaylar ya savaşın gerekliliklerinden dolayı yeniden üniforma giydirilmiş olan emeklilerdi ya da çok tecrübesiz, hiç savaş görmemiş olan genç subaylardı. Ellerindeki haritayı bile doğru dürüst analiz etme yeteneğinden mahrum tiplerdi. Bütün bunların üstüne tüy diken en büyük hata ise Osmanlı askerinin savaşma yeteneklerinin küçümsenmesiydi. Balkan savaşlarında Türk askerinin savaşçı yönünü tanımış olan Yunanlılar bile İngilizlere "Aman ha, Gelibolu'ya saldıracaksanız ilk başta en az 150 bin askerle saldırmanız lazım" dediği halde Harbiye Bakanı Kitchener "Yok ya, ne 150 bini, 70 bin askerle Türkleri ezer geçeriz" diyordu. Halbuki son birkaç yıldır Türk askerleri cepheden cepheye koşarak sürekli savaşıyor ve savaş tecrübesi kazanıyordu. Öyle kolay değildi o işler. İngilizlerin Çanakkale'deki komutanı Ian Hamilton'dı. Bu adamın geçmişte başarıları vardı. İngiltere'nin en büyük generallerinden birisi sayılıyordu. Ama Gelibolu çarpışmaları için yetersiz kalmıştı. Aptal biri değildi ancak yaptığı harekat planı eldeki subay ve asker kadrolara bakıldığında gerçekleştirilemeyecek kadar karmaşıktı. Mesela aynı anda çok çeşitli bölgelere senkronize saldırılar başlatıyordu ancak genel taarruzun başarılı olması için bu birbirinden bağımsız saldırıların her birinin aynı anda başarıya ulaşması gerekiyordu. Şayet saldırılardan sadece birisi bile tavsayıp başarısız olsa bütün bir taarruz çöküyordu. Yani hedefleri son derece gerçek dışıydı.
öyle gerçek dışıydı ki her bir askerinin barbar Conan gibi önüne gelene doğrayan üstün savaşçılar olması, her bir subayının da emri altındaki birlikleri Napolyon gibi yönlendirmesi gerekiyordu. Hepsinden önemlisi de bu şaşkın ördeğin varsayımlarına göre Türkler hemen hemen hiçbir direniş göstermeyecek ve anında tabanları yağlayacaklardı. Sonuç istediği gibi olmayınca dayak yemiş boksöre dönen generalimiz kendisi hariç herkesi suçlamaya başladı. Ona göre Fransa'daki genel karargah suçluydu, Harbiye Bakanlığı suçluydu, Donanma Bakanlığı yani Churchill suçluydu, Fransız Savaş Kabinesi suçluydu. Hele hele en suçlusu da her şeye maydanoz olan, herkesi töhmet altında bırakan İngiliz basınıydı. Vallahi kim suçluydu bilmiyorum, ben de asker değilim ama okuduklarımdan anladığım kadarıyla Gelibolu Yarımadası gibi o daracık alana yüz binlerce askeri kim yığdıysa o suçluydu. O daracık alanda ne geniş manevralar yapabilirdin ne de düşmanın yani Türklerin gerisine sarkma harekatına girişebilirdin. İşgal için nihai olarak hangi salak o bölgeyi seçti bilmiyorum ama topografya olduğu gibi Türklerden yanaydı. Ha tabi ateş gücü desen Türkler son 200 yılda belki de ilk kez büyük bir güçle savaşırken eşit ateş gücüne sahipti. Ian Hamilton'ın karşısında da bizim Limon Von Sanders vardı. Adamın en büyük özelliği elindeki az ama kaliteli gücü manyakça hesaplara girmeden makul ve verimli bir şekilde kullanabilmesiydi. Emrindeki subaylar da Balkan harplerinde dayak yiye yiye pişmiş zımba gibi genç subaylardı. Bir de İngilizlerin şu çıkarma yaptıkları yere bakın Allah aşkına. Şu daracık sahillere yüz binlerce askeri milyonlarca ton mühimmatı veya diğer savaş araç gereçlerini yığmak hangi ahmağın fikriydi gerçekten bilmiyorum. Top gülleleri olduğu gibi sahilde korunaksız bir şekilde Türk topçularının atışlarını bekliyor. Daha sonraki günlerde çekilen fotoğraflardan anlaşıldığı kadarıyla nihayet bu mühimmatı sahillerdeki yamaçların içine oyuklar, mağaralar açarak korumayı akıl edebilmiş bu akılsızlar. Mesela şu fotoğrafa bakın. Kaynak kitaplardan birinden aldım. Çok net değil ama dikkat kesilirseniz detayları görebilirsiniz. Fotoğraf Anzak koyunda çekilmiş. İngiliz askerleri bir topun 6 inçlik namlusunu kütüklerden kızak yapmışlar, sahilden yamacın tepesine çıkarmaya çalışıyorlar. Tam 100 askerle 48 saat götlerini çatalına ter kaçırarak çıkarabilmişler. Böyle muharebe mi kazanılır gerizekalılar? O toplardan hatta daha büyüklerinden düzinelercesine ihtiyacınız var. Her bir topun namlusu için bu kadar zaman ve emek israfı yaparsan yenilirsin tabii. Modern savaşlar sizi yutturduklarının aksine dinle imanla değil bilimin gücüyle kazanılır. Bu genel kuraldır. Mesela bu savaş biliminin en basit kurallarından birisi şudur. Askerin iyi beslenecek, hem mermiyle hem de kaliteli yiyecekle ve tabii temiz suyla. Tıbbi malzemen bol olacak. Askeri doktorların da iyi olacak. Savaşan askerin el bebek gül bebek bakılacak falan filan işte. Başka faktörler de var. Tabii bunlar içinde sağlam ve de kesintisiz bir lojistiğin yani ikmal hattın olacak. İşte bu konuda İngilizlerin gerçek bir sıkıntısı vardı. Her ne ihtiyacın varsa İngiltere'den gemilere yükle getir desen aradaki mesafe nereden baksan 2500-3000 kilometre. İngilizler sadece Çanakkale cephesinde savaşıyor olsa o malzemeyi yağmur eder yağdırırdı. Ama işte Fransa cephesinde Almanlardan dayak yiyorlardı o sırada. Oraya da çok malzeme yağdırılması gerekiyordu. Çanakkale'ye en yakın gerçek askeri üs ise İskenderiye'deydi. O da nereden baksan 1200 kilometre kadar uzaktaydı. Mondros'ta geçici bir üs kurdular. Ama Mondros'un offsite'ı da şuydu. Burasının geniş imkanları olan modern bir limanı yoktu. Gemilerden yük indir, yük bindir dünya kadar emek ve zaman istiyordu. Öyle lanet dayın üstün körü limanlar, rıhtımlar da denizin nazını, niyazını çekemiyor, kısa sürede işlevsiz hale geliyordu. Bir de bizim Türkçe kaynaklarda ben görmedim, belki siz görmüşsünüzdür. O civardaki Alman denizaltıları bayağı can yakıyormuş. Mesela bu Alman denizaltılarını saçtığı korku yüzünden 1500 tonajın üstündeki yük gemilerinin İskenderiye'den Ege'ye gönderilmesi yasaklanmış. Mondros'a her nasılsa ulaşabilen gemilerden yük indiriliyor, oradan da tekrar küçük mavnalara yükleniyor ve Gelibolu sahillerine gönderiliyorlar. Bu da şu demek oluyor, gereken miktarda askeri malzeme cepheye gereken zamanda ulaşamıyor. Şunları gördükten sonra İngilizler Çanakkale'de niye yenildi diye şaşırana şaşırmak lazım. Dinsiz imansız biri değilim ama okuduklarımdan şu sonuç ortaya çıkıyor. Savaş dinle imanla değil bilimle kazanılır. Dini ve imanı ölçemezsin ama bilimi ölçebilirsin. Zafer kazanınca imanlı, savaşı kaybedince imansız, dinsiz mi oluyorsun? Zaferi iman gücüyle kazandık diyenler bu kadar gerizekalı olmak zorunda mı acaba? Ya da bu soruyu şöyle sormak gerekir. Çanakkale'de dinle imanla zafer kazanan aynı Türk askeri Filistin cephesine gittiğinde dinini imanını mı kaybetmişti? Yoksa sen çölün ortasındaki askerine mesela en basitinden temiz su sağlayamadığın ve askerin dizanteriden, koleradan patır patır öldüğü için mi yenilmiştin? Biz Çanakkale'yi iman gücüyle kazandık diye Allah'a iftira atmanın manası yoktur. Çanakkale'de savaş biliminin gereklerini yerine getirdiğimiz için kazandık. İngilizler ise savaş bilimine ihanet ettikleri için kaybettiler. Tamam siz kahramanlık masallarına inanmaya devam edin çocuklar, bir şey demiyorum. Ama bir savaşı kazanmanın kuralları bellidir.
O kurallar uygulanmıyorsa en fazla kahraman ölü olursunuz. Zaten yaşamanızı veya ölmenizi umursayan da yok. Ne bir devlet yetkilisi ne de bir vatandaş. Ölüp şehit olduğunuzda cesedinizin üstünde tepinmeleri için malzeme vermiş oluyorsunuz, o kadar. Tabutunuzu alırlar, şehitler ölmez, vatan bölünmez derler, akşamına halay tepmeye, rakı fondüplemeye giderler. Öldükten sonra en fazla 10 saniye TV'lerde haber olursunuz, sonra hava durumuna geçerler. Allah varsa ve gerçekten şehit olduysanız yırttınız. Gelsin huriler, gelsin cennet şarapları. Allah gerçekten varsa ve şehadetinizi kabul buyurmadıysa sıçtınız. Allah yoksa gene sıçtınız, çünkü bok yoluna gittiniz. Bu gereksiz bilgiyi niye aktardım? Biz Çanakkale'de bilime uygun savaştık ve kazandık. İstiklal Harbi'ndeki muharebelerde de kurallarına uygun savaşıp kazandık. Bunun kahramanlıkla alakası yok, bilimle alakası var. Şayet sizi bilimi değil de kahramanlığı yutturuyorlarsa bilin ki yaşamanızı değil daha çok ölmenizi istiyorlardır. Ölü halinizle birilerinin daha çok işine yarıyorsunuzdur. Gene anarşistliğim tuttu, çenemi tutamadım. Siz bana bakmayın çocuklar. Kahramanca savaşıp şehit olmaya devam edin.